Bayağı pulsar. Çok fena abi. Bak bir sürü resim var ya. Baksana kadrını çekmiş ya. Ulan her yere gittik senle be. Ama ben biliyordum kader. Vay be bak yine Kalamış'a gelmişim. Ne zaman yazıyor? 2018 3 Nisan. Devam edemeyeceğim ya. Ağlama vakti değil, video vakti. Sürmeşek serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk motorum olan Pulsar 200 NS çekiyoruz. 2016 model. İyi seyirler. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün az evvel söylediğim gibi ne yapıyoruz? İlk motorum olan, ilk bebeğim olan, ilk dostum olan motosikleti inceliyoruz. Pulsar 200 NS. Öncelikle teşekkür ederim dostum. Beni mutlu ettin gerçekten. Çok farklı bir his benim için şu anda yani. Bizim hayatım bununla geçti benim zamanımda. 2018'de falan almıştım. Sen de herhalde ilk motorum bu da i̇lk senin. Motorum, ilk vitesli motorum abi. İlk vitesli motorum. Evet. Pulsar 200 NS 23 beygirlik bir motor gücüne sahip. 18 Nm tork üretiyor. 4 valve 3.5'lik tek silindirli bir motor bloğu var. Yakıtı falan çok güzel. Gidişi de çok güzel. Hepsine zaten ileride bakacağız ama öncelikle böyle hızlı bir şekilde teknik özellikleri geçeyim dedim. Arka tekerin ebatları 130, ön teker ise ön lastik ise 110 ebatında. Onun dışında böyle bir motorun etrafına döndüğümde Sezar, benim gördüğüm şeyler koruma demiri taktırmışsın. Burada anlamsız bir filemiz var. İlk sahibinden kalan. Deponun üstünde benim sevmediğim tarzda bir yapıştırmalar falan var ama sıkıntı yok. Senin tarzın. O da ilk sahibinden. Gel abi. Morukçum şimdi beni burada derinden etkileyen bir şey var. Tabii. Sen... Bu Malatyalı olduğunu niye bu kadar vurgulamak istiyorsun? Alayım abi yorumunu. Biz Malatyalılar olarak... Niye kanka? O olay nedir ha? 44 olarak kendimizi göstermeyi seviyoruz. Ve kocaman yazayım dedim ben de. Evet, trafikte günde 10 defa korna çalmalar, selam vermeler. Oluyor mu harbiden? Hepsi çok güzel oluyor. Ha? Oluyor evet, Malatyalılar. Cidden oluyor. Komik olay, güzel olay. Onun dışında bu seyirci falan zaten orijinalinde var değil mi? Sen sadece koruma demiri aldın. Bak bir şey merak ediyorum. Bu arada koruma demirinin burası çıkmış gördün mü? O kırık. İlk şeyi kırmış. Bir önceki sahibi kırmış. Ben de ellemedim. Bak plakalığa para veriyorsun. Asıl önemli olan yere... Devam ediyoruz abi. Ben motorun... Arkadaşlar ben bu motorun dışını seviyorum ya. Gerçekten. Sezer sen ne hissediyorsun bilmiyorum ama sen aldığına göre senin için de hoşuna gidiyor. Tabii abi. Hani bunun rakipleri nedir mesela? CB250 var. MT25 var filan. İşte CF Moto filan var. Bence sınıfının... Yani sınıfında iyi bir yere sahip. Bajajı çok kötülüyor bazı insanlar ama bence kötülemeye gerek yok. Güzel motor arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Bu motorun bende anısı şöyle. 2018 falan olması lazım. Bir yerde çalışıyorum. Deli gibi motor bakıyorum tamam mı? İlk scooter'dan sonra ilk vitesli motorum bu benim. Buldum bir tane. Ehliyetim var ama motosiklete M'sini bilmiyorum. Hani vites solda, fren sağda, debriyaj burada. Bir tek bunları biliyorum yani. Nasıl sürülür, ne yapılır hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Motor almaya gittim. Bak hiç unutmam. Çamlıca'dan aldım tamam mı? Çamlıca'dan aldım kanka. O kadar tedirginim ki yüzüm böyle ağlamaklı bir surat tamam mı? Motora aynen geldim böyle bindim. Noterden falan çıktık tamam mı? Daha anahtar nasıl çalışır, nasıl ateşlenir falan bilmiyorum. Adam o kadar tedirgin oldu ki böyle yaptı. Seni eve bırakmamı ister misin? Emin misin sürebileceğinden dedi. Bir adama baktım, bir motora baktım. Bir daha motora baktım. Dedim ben bunu götürürüm abi. E5'e bir koyduk, çıktık gittik yani. Sıkıntısız bir şekilde evime gittim arkadaşlar. O gün bugündür işte. O gün bugün değildir de. Yani o günlerde Pulsar'la çok günlerim geçti, çok anılarım geçti. Beni her yere götürdü. Ve şimdi sana kilit soruyu soruyorum. Bajajı bazı kötüleyen insanlar diyor ki, sevmeyen insanlar. Acayip kronik sorunları var, bir sürü sorun yaşıyor. Ben sürdüğüm yaklaşık bir senelik süre boyunca inanılmaz yol yaptım. Ve hiçbir sorun yaşamadım. Sende bir sorun yaşattın mı motor? 1,5 senedir bende abi. Ben Kuşadası'na gittim, Didim'e gittim, Bodrum'a gittim. Hiçbir sorun yaşamadım. 2000'de bir yağının suyunu değiştiriyorum. Bakımını düzgün yaparsan sen ona bak, o da sana baksın. Bak bak sen bir de bakımını yapıyorsun. Ben bakımını o kadar yapıyorum. Ben kör cahildim ya. Ben ne zincir yağlardım, ne yağını değiştirirdim. Sadece 5000'de bir şu Nautilus'un orada Bay Moto var biliyor musun? Yok bilmiyorum. İşte bunun servisi var. Oraya götürür çıkarırdım. O cahillikle bu motor beni gerçekten çok güzel taşıdı. Hiçbir sorun yaşatmadı. İnanılmazdı yani. Ufak bir kaza yaşadım ben bununla. Motor kazalı olmasına rağmen beni vallahi her yere götürdü yani. İnanılmaz bir motordu ya. Abi bu arada işbirliği falan değil abi. Böyle övüyorum ama harbi içimden geldiği için. Çünkü benim o senelerim çok güzel yaşattı bana. O yüzden övüyorum arkadaşlar. Bu iş birliği falan değil. Ama fiyat performans olarak şu anda alınabilecek motorlardan biri. Ondan emin olabilirsiniz. Bilmiyorum katılıyor musun ama
Yani 1,5 sene önce falan öyleydi de şimdi artık. Değişti değil mi? Kanka onlar ben biraz yoruldum. Sen anlatsana, gel motora yaklaşalım. Al abi benden şu görevi. Bir anlat, takipçilerle bir şeyler motorun konuşuyor. Motorun kronik şey olarak gösterge. Şunu gösterge söylemek istiyorum. Kafası sonradan geliyor. Kontağı açıyorsun. Sonradan geliyor. Çalıştırdığın zaman. Bas abim. Boşta mıyız? Boşta abi. Şu an bir sorun yok. Yok. Kafası sonradan geliyor. Ha. Bunlar da kronik. Ha, bir şey diyeceğim. Bu bende yoktu ama. Bilmiyorum. Bu bende yoktu. Tamam. Bunu çekeriz. Başka bir şey? Başka bir şey yok abi. Başka bir şey yok. Hiç buraya... şeyini görmedim. Sen niye buraya böyle bir şey taktın? Kız lastiği tokası. Kız saçı. Bir arkadaşım var. Maşallah yapılı bir arkadaş. Hı-hı. Oturunca oraya gitti. Gitti diyorsun. Aynen öyle. Nasıl biniyor arkana biri? Bunu açıyorum. Tamam. Böyle olunca biniyor. Biraz tokanın oraya... mantığı ne peki? Onu anlamadım ben. Duruyor işte tokayı kanka. Tokayı koymazsan açılıyor. He iyi açılıyor. Tamam. Tak abi sen. Tak tokayı. Bak mesela bu seller acaba hepsinde böyle şey oluyor mu? Yıpranıyor mu? Öyle miydi? O da üstü abi kiloluydu. Başka var mı kırınlık sorunu? Yok abi. Ben Emin hiçbir misin? Sorunu görmedim. Görmedin değil mi hiç sen de? Hiç görmedim. Ne güzel ya. Abi işte yani... Arkadaşlar bu işler bütçe meselesi Sezer'cim. 100 bin liran olsa buna binmezsin. 50 bin liran varsa binersin, anladın mı? Biraz bu işler böyle. Benim o zamanlar... Bak sana bir şey diyeceğim. Sen bunu 15'e mi aldın? Evet. Ben senden de önce aldım. Ben bunu var ya 7,5'a almıştım biliyor musun? Bak yemin ederim 7500 liraya almıştım. Bak burada tutamaçlar falan var ama bunlar benim motorumda yoktu. Sen taktırdın değil mi? Yok, orijinalinde abi onlar. Sanmam ya. Orijinalinde. Kanka benim sanmam. Benim arkadaşım 21 aldı. Aynı sonda da var. Bunları söküyorlar. Sökülebiliyor. Sen bunu fabrikadan bununla mı çıkıyorsun ya? Fabrika çıkışı bu. Bak inanıyorum sana, bakmıyorum. Eğer yanlışsa arkadaşlar yorumlarda linçleyin sizleri. Cahil, sen niye insana yanlış bilgi veriyorsun? Tamam güzel, bende yoktu çünkü. Bu seyirci de orijinal diyorsun. Her şey orijinal. Bak bu güzel bir detay değil mi kışın falan sürerken? Kışın çok güzel ya, hiç su atmıyor. Hı? Hiç su atmıyor. Sürüyor musun kışın? Sürüyorum. Tamam. Mecbur kaldım sürüyorum. Tamam. Nereye gidiyorsun? Okula filan. Okula, eve, gezmeye hafta sonları. Doğru tamam. Dörtlü var mıydı? Motor da yoktu. Yoktu değil mi? Buna da koymamışlar. Şimdi şöyle yapalım. Alacak arkadaşlar için birazcık da önemli teknik bilgileri verelim. Ne kadar yakıyor abi motorun? Bak düşüyorum. Abi 100 kilometre. Dur abi bir dakika. Söyle kanka. Ne kadar yakıyor bu? Anlat abi. 100 kilometre 2,5'te yakıyor. Ama basarsan su gibi de içiyor. Ne kadar su gibi dedin? Baya yani. 4'e çıkar en fazla. 60-70 liralık aldın. Gece gazladın bitti. Tamam o normal, o kadar olur yani kanka. Bitiyor. İçtim mi içiyor. Ama hiç basma. Altın vitesse 80'le git, hiç yapmıyor. Savaşa giden asker mermisini düşünmez. Aynen bu öyle. Bu işler öyle. Aynen. Basıyorsan alacaksın kanka. Aynen. Bir 60 daha alacaksın. 11 litre mi deposu, ne kadar? 11 litre. Güzel. Ama 2,5 falan çok iyi rakam be. Çok iyi abi. Vallahi çok iyi rakam. Ya. Çok güzel bayağı rakam. Götürüyor. Şimdi de önemli konu, Sezer frenlerden bahsettim arkadaşlar size. Ön arkada disk fren var fakat bu modelde Sezer'in motorunda ABS yok, ABS'siz. Ben yavaştan kaçıyorum artık, telefonumu düşürdüm, modum düştü birazcık. Çok da sohbet ettik, yeter kanka. Ben artık şu güzellikle birazcık sürüş yapmak istiyorum. Anahtarımız üstünde, kaskım maskımı yiyorum abi, görüşürüz. Kendine bak, ben bir 20 dakikaya gelirim. Şöyle bir E5, M5, bir 60 lira harcayayım. Hallederiz. Görüşürüz. Arkada şeytan çıktı mı detay arkada? Dağınık biraz, çekmeyelim, göstermeyelim. Sonra ona özel video çekeceğiz. Ben gidiyorum, görüşürüz hadi abi. Hadi görüşürüz. Vay be. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sese bak, sese. Videoda bahsettiğim gibi bu benim. Geçmiş dönemde satın aldığım skuterden sonra ilk vitesli motorumdu Pulsar. Beni hiç üzmedi. O zamanlar çevrem yoktu. Yani bakım bilmezdim etmezdim. Cahillik işte, gençlik. Sadece sürerdim. Ona rağmen Pulsar harbiden beni iyi kaldırdı yani, iyi taşıdı. Ben seviyorum abi. Natulus'un orada Bay Moto var bu arada. Ben oraya giderdim hep. Oradaki abi de sağ olsun çok ilgiliydi. İnsan gibi böyle. Burası çok yüksek ya, çocuğun motoru. Vallahi nereden anlatmaya başlasam bilmiyorum güzel insanlar. Yani insanın ilk motorunu sürmesi, bu arada yanlış anlaşılmasın, ben sattığım motoru bulmadım. Bu başka bir motor ama aynı marka, aynı model, aynı yıl, aynı renk, anladın mı? Ama şöyle bir şey, üzüldüm, çok yıpranmış, 40.000'de bu motor. Ama şöyle yıpranmış aslında, bir saniye. Şöyle yıpranmış. Şimdi ben bu motoru aldım da kaç senesi yani, 2018 falan, 2016 model motor aldım. O zaman 2 senelik bir motordu. Şimdi kaç senelik motor olmuş? 6 sene. 6 senelik bir motor yani. 6 sene daha
geçmiş zaman tabii ki yıpranması normal artık bu motorları. Eskiden bununla kaydırırdım, maydırırdım, oynardım. Ulan bak bütün videoları bulursam söz koyacağım arkadaşlar. Hepsini koyacağım. O zamanlar bana o kadar hızlı gelirdi ki bu motor. Hoşuma giderdi yani. O kadar yeterdi ki. Ya bu Pulsar yemin ederim garip bir bak. Şimdi temizini bulursanız böyle yeni modellerinden, tamam mı? Bence alınır ya. Yani diğer Japon markalarıyla arasında çok fiyat farkı var. Ve eğer bütçen yoksa, hemen izleyenler için hızlı bir şekilde söylüyorum goy goy yapmadan, tamam mı? Yani bütçen yoksa bu motoru almak gayet mantıklı ya. Neden almayasın ki? Bakımı ucuz, parçası ucuz. Bak adam 2,5 yakıyorum diyor, anladın mı, adam gibi sürersem. Yakıtı ucuz. Satın alırken diğer Japonlara göre verdiğin para çok daha altta. Yani dökülen kırılan bir motor değil. Diyorum size, böyle ufak bir kaza falan yapmıştım ben. Beni o kadar taşıdı götürdü sağa sola, hala kazalı. Hem ABS de var yeni modellerinde. Mis gibi abi işte. Kası da biraz değişmiş. Toplanmış böyle sticker'lar falan, güzel olmuş. Modern bir görünüm kazanmış. Yeni modellere bence bakabilirsiniz ya. Soğuk olmayın yani yeni modellere. Bajaj markasına bence soğuk olmayın. Vallahi çok mutluyum ya. Bak burada ne var? Sinyalimiz var burada. Güzel bir yerde. Burada kornamız var. Burada uzunlarımız var. Burada ateşleme var. Burada çalıştırma var işte. Her şey elin ayağın altında. Bir sıkıntı yok. Dörtlümüz yok. Şimdi diyeceksiniz ki ulan tamam, ilk motorun övüyorsun da niye hep övüyorsun? Tamam mı? Haklısınız. Yani tamam, işte sorunları var. Mesela bak o sorun şöyle. Hani dedi ya, orada kafası sonra geliyor. Bak şimdi göstereceğim size. Boşa atayım bir. Bak çalıştırdım motoru. Bu kafası sonra geliyor. Bundan bahsettim. Sorun oydu yani. Ben alırken bunda kronik sorun olarak şey var dediler. İstop etme. Hiç başıma gelmedi vallahi ya. Benim motorum hiç giderken gaz kesmedi, hiç istop etmedi. Bir seneden fazla kullandım. Hiçbir sorun yaşatmadı bana. Gidişi nasıl? Ya gidişi... Deneyelim. Gidişi nasıl deneyelim? Tamam. Anlatmak yerine deneyelim. Ya bu motor anlatılmaz, yaşanır mı? Sese bak, sese F1 arabası gibi ya. Ama ABS olmaması arkadaşlar, ABS'li motordan sonra bir garip yani. Böyle ani bir şey olduğunda mesela frene bastığında hemen kayıyor, anladın mı, az evvelki gibi. Ya evet ya, şimdi düşündüm de ABS büyük nimet ya. Bu arada hemen söylüyorum. ABS çok önemli arkadaşlar. Zaten bu motoru alıyorsan büyük ihtimal yeni başlıyorsundur. ABS'siz harbiden hayatını tehlikeye atarsın. Yüksek hızlarda şimdi bir kafamdan geçiriyordum. Ulan işte ABS'siz motor falan sürmeyi özledim. XSR'da sürüyorum ya. Hani diyorum ABS olmasın falan. Şimdi birkaç kere frene asıldım. Yok yani, bu ABS'siz bayağı dikkat istiyor, kontrol istiyor. Bu devirde ABS'siz zor arkadaşlar. Önüne çok ani bir şey çıktığında motosiklet götü başı dağıtıyor, sıkıntı. Bak bu motorla hep böyle videoların fotoğraflarını bulursam koyacağım. Güzel günlerde, keyifli günlerde. Şimdi bile hoşuma gidiyor bunu sürmek, biliyor musun? İşte bazı şeyler parayla ölçülemiyor. O maneviyat, o anı başka bir şey, anladın mı? Yani kemine göre Pulsar'ı at çöpe ama benim için öyle bir makine değil. Yine olsa yine sürerim yani, sıkıntı yok. Keyifli. Yolda bırakmamıştı. Üzmemişti. Az yakıyordu. O zaman benzin de ucuzdu vallahi. Bir fulluyordum var ya. 1,5 hafta dokunmuyordum arkadaş ya. Aralardan, derelerden rahat geçiyor. Gidon şeye güzel, hakimiyeti. Bence hızlı ya. Bence hızlı bir motor. Birazdan ölçelim şurada bir ufakta. Nasıl hızlanıyor diye. Bu motora binince insanın...
hemen 50-60'ı görüyorsunuz ya. Baymıyor insanı. Kimisi için basit bir motordu ama benim için yeri çok ayrıydı. Beni vallahi mutlu etti. Vites göstergemiz yok. Kadranda ne var? Benzin göstergemiz var. Devir saatimiz analog bir şekilde burada var zaten. Hızımız dijital olarak sağda var. Onun dışında orada yaptığımız total kilometre var. Ama bunda trip tuşları vardı. Neredeydi o tuşlar bu motorda? Heh, şunlar. Bunlara basarak trip A, trip B falan. Aynen bak. Buradan yaptığın yolu sıfırlayabiliyorsun, görebiliyorsun. Zaten başka bir şey vermiyor sana kadran. Yeterli yani. Vites göstergesi olsa tabii ki keyifli olurdu ama yapacak bir şey yok. Ama şunu kabul edelim. Bu 16 modelin ruhunda bir apaçlık var ya. Bak şimdi. Bir garip abi motor. Bak. Benim motorum bundan çok daha temizdi. Ama işte o 2 sene farkı var tabii ki. Şimdi 6 senelik motor olmuş bu. Motor birazcık diyor ki yani, ben biraz sıkıntılıyım diyor ya. Sanki böyle benden bir şeyler çıkabilir, dikkat et diyor. Böyle biraz araba tayfanın Fiat Egea'sı vardır ya, böyle şirket şeyi. Bu 200 NSR'de öyle bir imaj var bak. Yani kötülemek gerekirse, yani kötü yanından... kötülemek değil de yani hoşuma gitmeyen bir tarafı, tabii o zamanlar bunun hiç farkında değildim. Şimdi biraz daha yaş büyüyünce anlıyorsun mesela. İmaj olarak biraz şey bir motor bu 16 kasa filan. Ama yeniler şey ya, daha eli yüzü düzgün, böyle güzel, böyle mat mat filan renginde. Yenileri gördüm ben. Yolda takipçilerle filan karşılaştık. Onlar da var. Güzel motor. Yenileri güzel de bu eski kasa böyle harbiden sıkıntı yaratır yani. O anlamda imaj olarak biraz garip. Bugün tam trafik gününü çekmek değil mi hava? Baksana güneşli filan. Ben XS arabayı alayım da. Arkadaşlar yazın aldık hep böyle trafikli. 7500 liraya motor alırdık ya. Değil mi reis? 7500 liraya ya. Şimdi 7000'e lastik yok be. Motorun oturuş pozisyonu falan çok güzel bu arada. O konuda rahat olabilirsiniz. Sarabiliyorsunuz motoru böyle ayaklarınızla. Ama alırsanız koruma demirlerini, şunları kesinlikle taktırın. Çok önemli. Böyle, bu video böyle olsun. Daha anlatacak benim bir şeyim yok arkadaşlar. Yani güzel motor. Gördünüz, anlattık. Sahibi de sürüyormuş. Adam bak 40 bin kilometre de motor. Bir sıkıntı yaşamamış. Böyle ufak işte detaylara falan takılmayın. Aldın. Bakımın ucuz çıkıyorsun, yolun ucuz gidiyorsun, parçası ucuz, gidişi güzel, 100 kilometreye çok rahat ulaşabiliyorsun, baymıyorsun, anladın mı? Her şey güzel. O yüzden kısa ve hızlı bir anlatımla, eğer bütçeniz buna yetiyorsa, düşünmeden alabileceğiniz bir motor, keyifli bir motor, sizi mutlu eder. Hele de ABS olursa tadından yenmez. Senelerce rahat rahat sürersiniz. Bam. Benim anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar, gençler, abilerim, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Heh, bak bir şey diyecektim, unutuyordum az kaldı. Şuradan bir güzel bir U atadıktan sonra ne yapıyoruz? Eğer videoyu beğendiysek beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Kendinize tatlı bakın. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.